Sezen Aksu konusu açılmışken bir küskünlüğünüz var bildiğim kadarıyla. Bir barışma ya da yeniden bir araya gelme gibi bir şey olabilir mi önümüzdeki zaman? Ya o küskünlüğü hep bana soruyorlar. Şuna çok içerliyorum. Şehir efsaneleri bile var bu konuyla ilgili. Evet, var bir sürü efsane. Darılıyorum basındaki bazı arkadaşlara. Neden kendisine hiç sorulmuyor? Beni nerede kim görse bunu mutlaka sıkıştırırcasına bu soruyu bana soruyorlar. Oysa benim kendisiyle bir alıp veremediğim olamaz. Kendisi benim büyüğümdür. Yanında çalışmışımdır. Ekmeğini yemişimdir. Evinde kalmışımdır. Hala da inanıyorum ki bir yerlerde karşılaştığımız zaman hiçbir şey olmamış gibi konuşacağız yani. Ama bir şey oldu demek ki. Evet, bir şey oldu. Açıkça söyleyeyim bari de. Söyleyin canım, ne bir olacak? Bir kere burada söyleyeyim, bir daha söylemeyeceğim. Hı-hı. Uzay hep arıyla birlikteydi. Ayrıldığı dönem Uzay onu çok arıyordu. Ben o evde kalıyordum. Çok sıkıyordu onu. Ondan sonra ben de onun üstünden alayım dedim onu. O şekilde bir gece sarhoştuk. Uzay'la birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum. Gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle, yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum. Taşıyamıyorum. Söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. O da o zaman güle güle dedi bana. Ben de ayrıldım. Bu şekilde. Ama daha sonra bir hayır yapmak için ya yaptım. Daha sonra biz yine bir araya geldik. Mesela öyle bir araya geldik ki söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı verdi bana. Bir de beste verdi. Besteye ben söz yazdım. Uzay düzenliyordu. O hafta rahmetli oldu. Ama Allah yani rahmet eğer Uzay ölmeseydi benim albümümde Sezen Aksu ve Uzay Yaparı imzalı bir şarkı olacaktı. Bu sorulara hiç muhatap olmayacaktım ben. Böyle bir durum ama yani. Allah rahmet eylesin. Amin. Uzay Yaparı'nın size aşık olduğu hep konuşulur. Şehir efsanelerinde. Aslında size çok aşıkmış. Aslında onu ben de hissetmiştim. Şimdiki aklımla ona baktığım zaman görüyorum. Ama o zaman anlamamıştım. Bunu söyleyebilirim. Ve bu konuya ilk kez açıklık getiriyorsunuz. Evet, alt muhabbetlere kısmet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok naziksiniz. Ederim. Bu çok küsme nedeni değil. Sezen Hanım'da. Ama Sezen Aksu için küsme nedeniydi. Çünkü Sezen Aksu'nun başka o dönem bir nedeni olmadı yani. Şimdi Allah olmuş var. Bitmiş geçmiş ha, artık bundan hayır, sonra. Küs de değiliz. Daha sonra dediğim bir gibi bir kırgınlık. Yani bir şey oldu. O da orada bir burukluk kaldı olur. Diye burukluk olur tabii. Haklıydı. Hı-hı. Ben de haklıydım. O da haklıydı. Herkes haklıydı. Öyle bir durumdu. Peki ondan öyle sonra yazılan şarkılar, çünkü hep soruyorlar size bu aşk şarkıları kime yazılıyor diye. Siz hep diyorsunuz ki ona yazılıyor, Ali'ye yazılıyor, Veli'ye yazılıyor, birine yazılıyor. Evet. Bu şarkıların ben birçoğunun Uzay Yaparı'ya da yazıldığını düşünüyorum. İnanır mısın, benim Uzay'a yazılmış tek bir hecem yoktur. Öyle mi? Evet. Hiçbir şey yazmadım yani. Ama böyle söyleniyor. Ben de bir şey demiyorum artık. Ne yapayım? Ne kadar söylerseniz insanlar yine bildiği gibi anlıyor. Bildiği gibi yazıyorlar, çiziyorlar. Ama severdim. Çok tatlıydı ya. Dünya tatlısıydı. Sincap gibi bir şeydi yani. Çok tatlıydı ya. Ne diyelim? Öbür dünyada görüşeceğiz tabii. İnşallah. Onunla da. Allah evet rahmet eylesin. İnşallah. Ya hayır. ama şaka sevenler yapayım birbirleriyle muhakkak buluşurmuş aynen öbür dünyada. İnşallah siz de onunla tabii orada bir araya gelirsiniz. Görüşeceğiz zamanı tabii gelince Allah korusun da şimdi pot kırmış gibi hissettirmeyin pot değil, ben bana. Şaka yapıyorum canım. Yani çünkü sevenlerin orada birbirini görmesi çok önemli.